Merhaba Medyaskop izleyicileri. Ben Özge Can Özgenç. Bugün konuğum Yalçın Karatepe. Aslında Medyaskop izleyicilerini yakından tanıdığı uzun yıllar boyunca parapolitik programıyla Medyaskop izleyicileriyle buluşan Profesör Doktor Yalçın Karatepe ile Türkiye'nin asla gündemden düşmeyen sorunu ekonomiyi konuşacağız. Ancak bugün Yalçın Hocam karşımızda CHP'nin Gölge Ekonomi Bakanı olması sıfatıyla da bulunuyor. Hoş geldiniz hocam. Merhaba Özgecan, hoş bulduk. Bugün burada olmaktan hakikaten mutluyum. Çünkü Medyaskop bile kurulmadan önceki dönemde, o zaman Periskop diye bir platform vardı. Sevgili Ruşen Çakır orada yayına başladığında 2016 olabilir. Evet. 2016'ın Ağustos'u gibi bir aydı. Daha Medyaskop'a evrilmeden önce işte yayın yapmaya başlamıştık. Çok uzun zaman oldu. Tabii daha sonra Medyaskop olduktan sonra hem programlara katıldım hem kendi bölümüm vardı. Bilemiyorum herhalde 150-200 hafta falan yapmışızdır o işi. Daha sonra siyasete girince artık konuk olarak katılıyorum. O yüzden uzun bir zaman oldu Medyaskop'ta bulunmayalı. Bugün burada olmaktan ayrıca mutluluk duyuyorum. Biz de çok mutluyuz hocam. Bizim kadar ev sahibiydiniz de aynı zamanda. Şimdi CHP'li kimliğinizle de karşımızdasınız. Gündemimiz yoğun. Ekonominin gündemi de her zamanki gibi yoğun. Ben aslında merak edilen bir gündeme ilişkin değerlendirmenizle başlamak istiyorum. 24 Haziran'da Gölge Bakan sıfatıyla mevcut bakan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le bir araya geldiniz ve 4 saate aşkın bir görüşmeniz oldu. Görüşmenin içeriğine dair bazı ipuçları verdiniz. Nezaket gereği Şimşek'in yanıtlarını paylaşmadınız. Size de sıkça soruldu bu görüşme ama sizin şu cümlenizi aslında özetliyordu. Acı reçeteyi vatandaşa çıkaran anlayışlarında bir değişiklik görmedik dediniz. O günden bugüne asgari ücret için miting yaptı, CHP düzenledi, Gebze'de farklı talepleri sürekli dillendirmeye devam etti. Şu an hükümetin gündeminde bir emekli aylığına, en düşük emekli aylığına zam olabilir diye basına yansıyan bazı gündemler, görüşmeler var. Siz o günden bugüne gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Şimdi o görüşmede ben ardından yaptığım basın toplantısında da sen de orada vardın. Kısaca görüşmenin içeriğini özetledim. Yani bizim hangi konuları gündeme getirdiğimiz önemli. Kamuoyuyla paylaştık zaten. Şeffaf bir süreç yönettik. Biz uygulanan ekonomi programının yanlışlığını Sayın Bakan ifade ettik. Detaylarına girmeyeyim şimdi. Çok teknik bir şekilde ilerleyen kısımlar da oldu. O böyle doğrudur. Ben ötekisi yanlıştı falan şeklinde giden kısmı oldu. Ama gördüğümüz şuydu ki orada da paylaştım biraz önce sen de ifade ettin. Uyguladıkları programın başarılı olmasının ön koşulunun vatandaşın yoksullaşması olduğuna inandıklarını bir kez daha görmüş oldum. Burada neyi kastediyorum? İktidar talep kaynaklı bir enflasyon olduğunu düşünüyor Türkiye'de. Yani talebin fiyatların artmasına yol açtığını düşünüyor. Dolayısıyla talebi frenleyebilmek için ya da azaltabilmek için vatandaşın harcanabilir gelirinin azalması gerektiğini düşünüyor. Nasıl azaltabilirsiniz ya da reel olarak artmasını engelleyebilirsiniz? Ücret artışlarını, emekli aylık artışlarını sınırlayarak. Biz asgari ücret konusunu önemsiyoruz. Çünkü bugün Türkiye'de çalışan nüfusun yarısından fazlasının neredeyse asgari ücret elde ettiği bir dönemde asgari ücretin 17.002 lira seviyesine yıl sonuna kadar gitmesinin vatandaşı reel olarak ciddi şekilde yoksullaştıracağını biliyoruz. Mevcut ilk 6 aylık enflasyon bile %25 olarak gerçekleşti. TÜİK verilerine göre satın alma 17.000 liranın %25'i gitti satın alma gücü açısından baktığımızda. Yılın geri kalan kısmında ortaya çıkacak enflasyonu dikkate aldığımızda reel anlamda ciddi bir yoksullaşma demektir bu. Biz bu sebeple asgari ücrete artış yapılmasını hem Sayın Bakan'la da ilettik hem de zaten iktidara CHP yönetimine geldiğimizden beri de bu konuyu biz gündem yapıyoruz. Fakat şimdiye kadarki gelişmeler bu konuda iktidarın bir adım atmayacağı yönünde. Biz baskıyı artırıyoruz. İlla Temmuz ayında, madem Temmuz ayında yapmadınız, bunu Ağustos'ta da yapabilirsiniz, Eylül'de de yapabilirsiniz. Çok geç kalmadan yapılması gerekir diye düşünüyorum. İkinci konu özellikle emekli aylıklarına ilişkin. Onların çok yetersiz olduğunu biliyoruz. Emekli aylıkları hakikaten asgari ücretin bile yarısı seviyesinde neredeyse. O seviyede düşük bir gelirli insanların yaşaması çok mümkün değil. Emekli aylıklarına yasadan gelen zorunluluk sebebiyle enflasyon farkı kadar bir artış yapılıyor.
enflasyon verilerinin gerçek olup olmadığı ayrı bir tartışma konusu. Biz onların gerçeği yansıtmadığını biliyoruz. Sadece biz bilmiyoruz, bütün halk biliyor onun öyle olduğunu. Ama yine resmi veri esas aldığımızda kök aylıklara bu miktarda bir artış yapılması yasal bir zorunluluk. Fakat kök aylıklara yapılan artış bu 10 bin lira olarak kamuoyunda yaygın olarak bilinen en düşük emekli aylığını etkilemiyor. Çünkü kök aylığın 10 bin liranın altında olması durumunda 10 bin liraya tamamlamaya yönelik bir düzenleme var. İşte deniyor ki işte 10 bin liranın altında olanlar 10 bin liraya tamamlanır. Bir kısmı için bu 2500 liralık bir destek olabilir. Bir kısmı için 500 liralık destek olabilir. Kök aylığı her neyse. Şimdi kök aylıklara yapılacak artış yasadan geldiği için o biliniyor. Ama bu en düşük olarak adlandırılan 10 bin lirada bir değişiklik olacak mı olmayacak mı tartışmaları var. Biz mutlaka bunun olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu hafta başında galiba Bakan Işıkhan'ın bir açıklaması var. İşte 11.500 mi olsa 12.000 mi olsa 12.500 mi olsa gibi tartışmaları yaptıklarını ima etti. Ben bu tartışmanın bu dönemde yapılmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Neden bunu doğru olmadığını düşünüyorum? Şimdi bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 2024 yılı bütçesi hazırlanırken siz 2024 yılı içerisinde nereye ne kadar para harcayacağınızı, bu sebeple ne kadar kaynağa ihtiyacınız olacağını bilir, buna göre bütçenizi oluşturup meclise sunarsınız. Şimdi 2024 yılının ilk 6 ayında enflasyonun yüksek çıkacağını zaten Merkez Bankası ekonomi yönetiminde yüksek sesle söylüyordu. Merkez Bankası'nın yayınladığı enflasyon raporlarına baktığında işte Mayıs-Haziran aylarında pik noktasını göreceğiz. Ondan sonra pik noktasını görmek demek işte bugün açıklanan enflasyon verisini 6 aylık veri itibariyle söylüyorum. %25 civarında bir enflasyon olacağını TÜİK verilerini esas alarak söylüyorum. Öngörülüyordu. O zaman siz ne yaparsınız? Bütçemizi oluştururken ben 1 Temmuz'dan itibaren emekli aylıklarına artış yapacağım. Enflasyonun %25 çıkacağı öngörülüyor. Dolayısıyla ben bu oranda bütçeye kaynak tahsis ederim emekli aylıklar için. Bunu sadece mevcut kök aylıklar seviyesiyle sınırı tutmazsınız. Aynı zamanda 10 bin liralık rakamın yetersiz olacağını bilirim. Dolayısıyla işte 12.500 mi olacak, enflasyon kadar mı olacak, daha mı üstünde olacak diye planlarsanız bütçeye bir rakam koyarsınız. Bunu bilirsiniz. Bu vakit geldiğinde de Temmuz ayında siz bunu yaparsınız. Zaten bütçe için ek bir kaynak ihtiyacı da ortaya çıkmaz. Çünkü zaten bütçelemişsinizdir siz o rakamı. Fakat görüyoruz ki iktidar bunların hiçbirisini yapmamış. Yani işte 11.500 versek ne olur, bütçe etkisi ne olur, 12.000 yapsak bilmem ne olur. Devlet böyle yönetilmez. Siz enflasyonun bu kadar olacağını, ekonomi yönetiminizin beklentisinin bu kadar olduğunu öngörüp bütçenizi buna göre oluşturmanız lazım. Yok da şimdi 1500 lira mı artırsak, 2000 lira mı artırsak tartışmalarına girmemesi gerekirdi. Ama benim gördüğüm şu, muhtemelen de öyle olacak. İşte bunlar tartışacak ama Cumhurbaşkanı Erdoğan hadi şu kadar olsun diyecek. Yine her zaman olduğu gibi son söz söyleyen bir siyasetçi edasıyla en düşük emekli aylığını şu seviyeye çıkardık denecek. Ama o da yetersiz. Yani 10 bin lirayı 12.500 liraya yapsanız bu hayat pahalılığının bu kadar yüksek olduğu bir dönemde emeklilerin sorununa çözüm olur mu? Olmaz. Dolayısıyla emekli aylıklarının ciddi şekilde artırılması gerektiğini, asgari ücret mutlaka artırılması gerektiğini biz düşünüyoruz. Çünkü yoksullaştıran bir ekonomi politikası bizim tercih edeceğimiz bir şey değil. Bugün karşı karşıya kaldığımız sorunların sorumlusu olmayan insanlara ağır bir ekonomik fatura çıkararak enflasyonla mücadele etmek hakkaniyetli bir politika değildir. Biz buna kategorik olarak itiraz ediyoruz. Hocam hem sorumlusu olmayan derken kim sorumlusu gibi bir pencereden devam etme niyetim var. TÜİK'ten bahsettiniz. Verilerin güvenilirliğinin tartışmalı olduğundan. Son zamanlarda özellikle TÜİK'in madde sepeti fiyatlarını açıklamaması da sıkça tartışılıyor. Ekonomimde Alaaddin Aktaş'ın çıkardığı bir projeksiyon var. Hatta grup toplantısında Genel Başkan Özgür Özel de aynı tabloya atıf yapmıştı. Erhan Çetinkaya'nın TÜİK Başkanı'nın konuya ilişkin açıklamaları var. Eurostat standartlarını dikkate aldıkları yönünde. Ancak yaptığı söyleşide bence çarpıcı olan bir kısım vardı. İzleme fırsatınız oldu mu, okuyabildiniz mi bilmiyorum ama Türkiye'deki şirket
şirketler enflasyonist ortamı kullanarak normalde alması gereken karlardan daha yüksek fahiş karlar elde ediyorlar dedi. Bunu bizzat TÜİK Başkanı söyledi. Hatta TOP Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da isim vermeden cevap verdi kendisi. Özel sektörü suçlu ilan etmeden önce herkes kendi işini en iyi şekilde yapsın dedi. TÜİK Başkanı dahil olmak üzere herkesin yüksek karların, aşırı karların enflasyonist etkisinin daha çok olduğu yönde bir vurgusunu duyuyoruz son zamanlarda. Ancak hükümet asgari ücrete artış yapmamakta, enflasyonu kontrol altına alma hedeflere ulaşmayı da sıklıkla vurguluyordu. Aşırı karların önüne geçmek mümkün mü? Yani mevcut tartışmaları ve durumu göz önünde bulundurduğumuzda. Şimdi tabii ki mümkün. İşte bu da maliye politikasında yapacağınız şey. Vergi oranlarıyla oynayarak siz bu karlardan ortaya çıkan kaynakların tahsisini sağlayarak biraz önce konuştuğumuz sorunların bir kısmını bertaraf edebilirsiniz. Şimdi aşırı kar konusu TÜİK Başkanı telaffuz etti ama zaten biz birkaç senedir işte ben Bir Gün Gazetesi'nde köşemde işte katıldığım programlarda Türkiye'de çok sayıda iktisatçı buna atıfta bulunuyor. Sadece Türkiye'de değil. IMF de bu konuya atıfta bulunuyor. OECD'nin yayınladığı raporlara baktığınızda özellikle pandemi döneminden sonra şirketlerin piyasa güçlerini kullanarak karlarını inanılmaz derecede arttırdıklarına ilişkin raporlar yayın. Bütün dünyanın konuştuğu bir konu. Sadece bize özgü bir konu değil. Dolayısıyla özellikle Türkiye'de enflasyon yüksek olduğu için bu Merkez Bankası raporlarını fiyatlama davranışlarındaki bozulma diye yansıyor. Ben bir raporda da saydırmıştım. Yani 11 yerde aynı bu ifade geçiyordu. Aslında kibarca söyledikleri şu, işte fiyatların bu kadar yüksek olmasının sebebi şirketlerin fiyatlarını artırma kabiliyetine sahip olmaları. Şimdi enflasyon ağırlıklı olarak buradan kaynaklanıyor ise ki öyle olduğunu düşünüyoruz. TÜİK Başkanı söylediydi o. IMF'de, OECD'de benzer şeyler söylüyor. O zaman biz asgari ücreti niye baskılıyoruz? Asgari ücretin enflasyon üzerindeki etkisinin sınırlı olduğunu Merkez Bankası'nın yayınladığı raporlarda da görüyoruz. Yani toplam enflasyonda asgari ücretin ya da ücretlerin, asgari demeyelim ama ücretlerin payının çok sınırlı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla biraz önce söylediğim sorumlusu olmadıkları, yani yüksek enflasyona vatandaşın para harcamasının sorumlu olmadığını biliyoruz. Olmadıkları şeye vatandaşın para harcama kabiliyetini sınırlayarak çözüm bulmak beklenen sonucu ortaya çıkarmayacaktır. Yüksek karlarla mücadele etmek elbette mümkün. Ve söylediğim gibi maliye politikası üzerinden siz bunları vergilendirirsiniz. İşte emekliye kaynak nereden bulacağız? İşte orada duruyor. Kaynak çok para kazanmış. Dönün, tahsil edin, onu paylaşın gibi konular gündeme gelebilir. Ama ben zaman içerisinde özellikle şimdi Türkiye ekonomisinin bu uygulanan programla beraber büyüme performansının iyice zayıflayacağını görüyoruz da düşünüyoruz da. Zaten yayınlanan verilere baktığımızda da bu görülüyor. En son bu hafta yayınlanan perakende satış istatistiklerine baktığımızda da artışın hemen her yerde ciddi yavaşlamanın olduğu görülüyor. Umarım zaman içerisinde o fahiş fiyatlama işi de sona erer çünkü ekonomide biraz oraya doğru gidiyormuş gibi görünüyor ama senin sorunun yanıtı bunu engellemek mümkün mü? Kazanandan alırsınız, kazanmayana transfer edebilirsin. Kazanandan alırsınız demişken bir vergi paketi de gündemde hocam. Bazı sızdırılan kısımlar oldu. Hatta bunu AKP içindeki kim isimlerin tepki gösterdiğini, Mehmet Şimşek'in de bundan rahatsız olduğunu da duyduk. Yani vergi paketi çalışması tamamlanmadan sızdırılmasına ilişkin bir rahatsızlığı olmuş. Vergi adaletini Mehmet Şimşek de dillendiriyor ancak sızdırılan kısımda özellikle sonradan çıkarıldığı belirtilen işte servet vergisi gibi bir madde vardı. Birden fazla konut olan kişilerden daha yüksek oranlarda emlak vergisi gibi maddeler çıkarıldı gibi de daha sonra basına yansıdı. Ancak henüz taslak gelmediği için kesin halinde bilmiyoruz. Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınacağına dair bir sinyal görmüyoruz. Bunu sizin de genel başkanın partinde kullandığı bir slogan olduğu için altını çizmek istedim. TÜSİAD toplantısına katılmıştı Mehmet Şimşek. Orada da vergilendirilmemiş alan bırakmayacaklarını söyledi. Bu paketle ne bekleyebiliriz? Yani hem AKP iktidarından ne bekleyebiliriz hem de aslında ne beklememiz gerekir? Şimdi sevgili Özgür Gecen, bu soruya iki açıdan yaklaşmak isterim. Bir, vergi ilişkin düzenlemeleri nasıl yapılması gerektiğine ilişkin. Yani süreç yönetimi nasıl olmalıdır? Hareketle. İkincisi de
paket ortaya çıktığı zaman ayrıntılarını göreceğiz, şu anda bilmiyoruz. Spekülasyonda bulunuyor, şu olabilir, bu olabilir diye. Neler yapabilecekleri konusunda değerlendirmelerde bulunuyor. Şimdi vergi kanunu temel bir kanundur. Vergi kanunu böyle gizli saklı hazırlanacak bir şey değil. Biraz önce sen sorunun içerisinde de bu sızdırıldı, sızdırılmadı. Şimdi sızdırmak ne? Devlet sırrını mı paylaşıyorsunuz? Siz insanlara ne kadar vergi salacağınız konusunu Maliye Bakanlığı'nda işte bilmem kaç tane bürokratın bir araya gelerek üzerine çalışacakları bir sadece onların üzerinde çalışacağı bir konu değil. Tüm tarafları sürece dahil ederek vergi kanunlarında değişiklik yapılması gerekiyorsa, ki ben gerektiğini düşünüyorum. Tüm tarafların görüşleri alınır. İşte örneğin işte akademik görüş almak lazım değil mi? Meslek örgütlerinin işte TÜRMOB'u var, muhasebe işte vergi hukukçuları var, onların görüşünü almak lazım. İş dünyasıyla paylaşmak lazım. İşçi örgütleriyle paylaşmak lazım. Yani toplumun tüm kesimlerini bu sürece dahil edip optimal olduğunu düşündüğümüz ülke için ülke menfaatini artıracağını düşündüğümüz ekonomiyi iyi yerlere taşıyacak, gelir dağılımında adaletli bir sonuç üretecek bir vergi düzenlemesi yaparsınız. Ama biz öyle değil ki. İşte vergi kanunundaki değişiklikler de torba yasayla yapılıyor. Yani içerisinde hem trafiğe ilişkin düzenleme hem vergi oranının değiştirmesi bilmem ne. Bu sürecin bu şekilde yönetiliyor olmasının öncelikle yanlış olduğunu ifade edeyim. Yani gizlenmesine gerek yok. Şeffaf bir biçimde bunların tartışılması gerekirdi. Şimdi Bakan Şimşek'in vergide adaletin sağlanacak ifadesini kullanıyor olmasına biz memnuniyet duyuyoruz. Çünkü biz bunu sürekli dillendiriyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi olarak vergide adaletin mutlaka sağlanması gerektiğini ifade ediyoruz. Demek ki bizim söylemimiz en azından ne kadar hayata geçecek onu bilemiyorum ama birileri tarafından da benimsenmiş ya da en azından aşin oldukları bir ifade olduğu için ya da topluma karşılığı olduğunu düşündüğü için AKP'de bu ifadeyi kullanmak durumunda kalmış. Ama vergide adalet sağlanacak mı? Yani biz iktidar olduğumuzda bunu yapacağız, nasıl yapacağımız üzerine çalışıyoruz ama AKP bunu yapar mı? Ben buna çok ihtimal vermiyorum. Çünkü Mehmet Şimşek göreve geldiğinde ilk yaptığı şey dolaylı vergi oranlarını artırmak oldu. İşte geçen sene bu zamanlar KDV oranı 18'e 20'ye çıktı. Maktu ÖTV oranları bazı ürünlerde 3 katına çıktı yani. Mazotta 2,5 liradan 7,5 liraya çıktı. BSE, bankacılık sigorta muamele vergisi 2 katına çıktı. KKDF 2 katına çıktı filan gibi. Dolayısıyla tercihlerinin nasıl bir vergi sistemi olduğunu örneklerini o zaman gördük. Şimdi o zamanla bugüne kadar da yine belli vergi oranlarında ciddi artışlar yapıldı. İşte en son Temmuz ayının devreye girmesiyle beraber yine pek çok ÖTV oranlarında ciddi artışların olduğunu biliyoruz. Bunların tamamı dolaylı vergiler. Biz neye itiraz ediyoruz? Cumhuriyet Halk Partisi olarak ve bu ülkede yaşayan insanlar olarak dolaylı vergiler adil bir vergi değildir diyoruz. Çünkü vatandaşın geliriyle orantılı olarak ödenen bir vergi değil. İşte deterjan aldığında sen de %20 ödüyorsun, ben de %20 ödüyorum. Bizim 100 katımız gelir elde eden birisi de %20 KDV ödüyor. Dolayısıyla bizim adil olmayan dolaylı vergilerin toplam vergi geliri içerisindeki payını düşürmemiz lazım. Ama iktidar, işte özellikle Mehmet Şimşek yönetimi bir dönemin başlangıcı olarak kamuoyunda da ya da en azından ekonomi çevrelerinde alındığı için o günden bugüne kadar yapılan vergisel düzenlemelere baktığımızda adaleti, vergide adaleti tesis edecek değil ama daha çok dolaylı vergiler üzerinden bu sistemi götürmeye çalıştıklarını görüyoruz. Tasarı ya da düzenleme meclise geldiği zaman ayrıntılarını göreceğiz. Neyi ne kadar vergilendireceklerini ya da vergilendirmek isteyeceklerini göreceğiz. Ama benim vergide adaleti sağlamaya yönelik çok ciddi bir paketle karşı karşıya kalacağımızı düşünmediğimi ifade etmek isterim. Öyle bir durum pek olmayacak. AKP'nin 22 yıllık pratiğinde de benzer bir şeyle karşılaşmadığımızı... Yok yani şimdi hani AKP iyi hatırladın. 22 yıldır iktidarda. Eğer böyle bir amacı olsaydı vergide adaletin sağlanması gibi, yani çok kazananlar, çok az kazananlar az vergi almak gibi, şimdiye kadar yaparlardı. Yani şimdi aslında yapmaya çalıştıkları şey biraz vergide adaleti sağlamaktan ziyade Mehmet Şimşek'in iman ettiği ekonomi anlayışı gereği bütçeye bir an önce bir yerden kaynak bulabilir mi? Şimdi vergi sadece kaynak bulabilir miyiz diye bakılması gereken bir şey değil. Vergi
maliye politikasının aynı zamanda gelir dağılımını da etkileyecek önemli araçlarından birisidir. Yüksek oran, yüksek miktarda para kazanan çok alırsınız. Bunu işte eğitim harcasını, sağlığa harcasını pek çok yere harcayarak Türkiye'nin ya da vatandaşların faydasını arttıracak işlerde de kullanabilirsiniz. Ama şimdiye kadar böyle bir düzenleme yapmadılar. Meclise geldiği zaman göreceğim. Ne gelecek bilmiyoruz. Çünkü benim de gördüğüm o 100 küsur sayfalık metin vardı. Ben de ait bütün sayfalarını okudum. Hepsine baktım. Ama onunla mı karşılaşacağız? Başka bir şey mi olacak? Onu herhalde Temmuz ayı bitmeden göreceğiz. Hocam, izleyicilerimiz arasında böyle düşünen var mıdır bilmiyorum ama ben bazen arkadaşlarımı asgari ücretin bütün fiyatların artmasının temel nedeni olmadığını ikna etmeye çalışırken kendimi buluyorum. Yakın zamanda da benzer bir sohbet yaşadım. Geçtiğimiz ay bitmeden Haziran ayının sonuna doğru elektriğe %38 zam yapıldı. Siz geçen sene KDV artışlarını örnek gösterdiniz. Yine Temmuz ayında yapıldı. Buna yapılan şu yorumları da görüyoruz. Kasten 6 aylık enflasyonun daha yüksek çıkmaması yapılacak. İşte memur emekli maaş zamları farkının daha düşük çıkması için Temmuz'a bırakılan zamlar olduğu yorumları da yapılıyor. Elektriğe zam yapıldı. ÖTV artışları Temmuz ayında zaten yansıdı. Bu artışlar asgari ücretten daha mı az etkiliyor? Enflasyonist etkisi daha mı düşük? Asıl işte bakın, TÜFE'yi hesaplarken yani tüketici fiyat enflasyonu hesaplarken derleme fiyatlar vergi dahil fiyatları derliyoruz. Yani işte KDV varsa KDV dahil fiyatı. KDV'nin yanında ÖTV varsa ÖTV artı KDV dahil fiyatlar derliyoruz. Dolayısıyla yani ÜFE'de vergisiz fiyatlar derler ama TÜFE'de vergili fiyatlar derler. Şimdi siz vergi oranını artırdınız, işte ÖTV oranını artırdınız ya da makta olanlarda miktarını artırdınız, KDV'de değişikliğe gittiniz. Bu otomatik olarak fiyatların artmasına yol açıyor. Fiyatlar artmasına da biz zaten enflasyon diyoruz. Sonra dönüp diyoruz ki yani vergileri artarak enflasyona yol açıyorsunuz. Sonra dönüp diyoruz ki ya şu ücretler olmasa biz de enflasyonu ne güzel yönetiriz. Yani enflasyona sizin aldığınız kararlar yol açıyor. Sonra sorumluluğu işte emekliler çok para harcıyor. Asgari ücretlerin harcaması falan diyor. Artışların özellikle elektrik gibi vatandaşın ciddi bir maliyet kalemi olan ürünlerin artışın Temmuz'a bırakılmasının sebebinde bu olduğunu biliyoruz. Yani enflasyon verisi doğrudan etkiliyor. Sadece elektriğin kendi başına enflasyon sağladığı katkının yanında ya da yol açtığı katkının yanında bir de elektrik kullanımının üretim maliyetlerinin etkisinden gelen etkilerini de dikkate aldığımızda enflasyon üzerinde etkisi olacak. Ama artık diyor ki kanun da zaten ilk 6 aylık enflasyon farkladığı için Temmuz verisi çıktı. Yıl sonuna kadar uygulaması birkaç gün geciktirilerek aslında vatandaşın enflasyon sebebiyle alacağı artış oranında sınırlanması sağlanmış oldu. İlk kez yaptığı bir şey değil, bu sürekli yaptıkları bir şey. Biz buna niye şaşırıyoruz onu da bilmiyorum. Bu tür uygulamaları hep yapıyorlar. Ama elektriğe %38 artış yapıyorsun. %38 ciddi bir oran. Sonra işte emekli ailelerine işte %25 enflasyon kadar, memur emeklisine işte siz fark aldınız diye %19,5 kadar bir artış yapıyorsun. Diğer taraftan elektriğe %38 yapıyorsun. Vergi oranlarında özellikle ÖTV'de ciddi artışlara gidiyorsun filan. Şimdi çalışmalara baktığımız zaman toplam enflasyonun yani neyin yol açtığını baktığımız yerde iktidarın vergi oranlarındaki değişikliğin etkisinin oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla iktidarın yol açtığı bir enflasyonu aldığı kararlar sebebiyle faturasını vatandaşa çıkarmasının sağlanacak bir taraf olamaz diye düşünüyorum. Merkez Bankası'nın sizin atıf yaptığınız enflasyon raporlarında da o kalem kalem kaç puan etkilediği gözler önüne seriliyor aslında. Elbette. Geçtiğimiz i̇şte seneki... Bakın, ücret niye enflasyonu artırsın? Yani oradaki iki şey söz konusu olabilir. Bir, ücretler maliyet unsuru olması sebebi. Yani üretim maliyet, üretimin faktörlerinden birisi olduğu için üretim maliyetlerini artırır iddiası var. Türkiye'deki toplam üretim maliyetleri içerisinde işçiliğin payı çok düşük. Bazı sektörlerde %1, 1,5, 2 seviyesinde.
Bir hizmet sektöründe biraz yüksek. Hı hı. Ama onun dışında Türkiye'de %58, yani asgari ücreti artırsanız bile maliyet kanalıyla etkisi çok sınırlı olur. İkincisi talep tarafında. Yani vatandaşın cebinde çok para olursa talebi artırır. Şimdi asgari ücreti artırılan insanların siz daha fazla domates tükettiğini düşünüyorsunuz. Yani gidip ya 2 kilo domatesine 4 kilo domates tükettiğini ya da 2 çift fazla ayakkabı aldığı için mi ayakkabı fiyatlarını arttığını düşünüyorsunuz? Zaten elde edilen gelir ihtiyaçları karşılamaya yetmediği için biz düşük gelir grubunda bulunanların ne kadar borçlandığını verilerden görüyoruz. KMH'lardaki artış bunu çok somut göstergesi, kredi kartı borçlarındaki artış bunu çok somut göstergesi. Kredi kartı ilişkin bir şey söyleyeyim şimdi. Senin sorunun buna yarayıp değil ama Mehmet Şimşek, ben uzun yıllar yurt dışında yaşadım, böyle bir uygulama yok diyor. Türkiye gerçekliğinin farkında değildi. Türkiye'de borçlanarak alışveriş yapmak bir zorunluluktur. Çünkü geliriniz yok, ne yapacaksınız? Yani geliriniz cari harcamanızı karşılamaya yetmiyorsa gelecek dönemki gelirlerinize mahsuben kredi kullanışı, kredi kartı borçlanması, KMH'da falan böyle yapılıyor. Sayın Şimşek, demek ki yurt dışında çok kalmış, Türkiye gerçekliğini de fazla bilmediği için ya dünyada yok, biz niye yapıyoruz bu uygulama? Bizde var çünkü bu bir zorunluluk. İhtiyaçtan ortaya çıkmış bir durum. Çünkü mevcut geliri ihtiyaçlarını karşılamaya yetmiyor. Ya market alışverişlerinin bile daha sonra kredi kartı harcamalarının bankalar aracılığıyla taksitlendirilmeye çalışıldığı bir ülkeyle karşı karşıyayız Türkiye'de. Sadece ayakkabı, telefon vesaire alınımda değil. Çok doğru söylüyorsun. Şeydeki ya ben kredi kartı verilerini takip ederken BDDK bu verileri yayınladığı için net olarak biliyorum. Taksitli borç ne kadar diye bakıyor. Taksitli borç denen, yani kredi kartıyla alışveriş yaparken taksit ister misiniz diye soruyorlar. İşte 3 taksit, 5 taksit neyse. O düzenli periyotlarla ödenen ancak faiz doğurmayan bir şey. Çünkü işte 100 liraya ayakkabı alıyorsun. 4 taksit böyle her ay 25 lira sizin hesabınıza yaz. Tamamını ödüyorsanız faiz ödemiyorsun. Ama benim asıl takip ettik ki senin sorunun içerisinde de o var. Taksit yapılmayan harcamalar, yani taksitsiz kredi kartı borcundaki artışa dikkatli baktığımız zaman oradaki artış taksitli kredi kartı borcundaki artışın neredeyse 2 katı. Nerede harcıyoruz biz o parayı? Markete gittik. Sadece markete değil. Yani benim evimin yakında bir simitçi var. Hafta sonları işte gidiyorum simit almaya. Hakikaten 2 simidi kredi kartıyla ödeyen insanlar var. Hı hı. Bunu samimi bir gözlem olarak paylaşıyorum. Simitçide post cihazına ihtiyaç olur mu normalde işte? Değil mi yani? Bir simit, 3 simit alıyorsunuz filan. Ve müşterilerin önemli bir kısmı, bir kısmı kredi kartıyla simit alıyorlar. Aynı uygulamayı markete gittiğiniz zaman temel gıda ürünlerini alırken de yapıyorsunuz vesaire. Dolayısıyla oradaki borcun artıyor olması, biraz önce konuştuğumuz gelirin cari giderlerini karşılamaya yetmemesinin yarattığı bir sonuç. Oralara bakmakta yarar var. Dolayısıyla bizim insanların gelirini artacak tedbirler almak. Yani ücretleri iyileştirmeliyiz. Emekli aylıklarını en ciddi şekilde artış yapmalıyız diye düşünüyorum. Mesela işte bu Mehmet Şimşek görüşmesine atıfta bulmuştu. Orada bizim gündeme getirdiğimiz konulardan bir tanesi de buydu. Kamuyla o zaman paylaştık. Tarımsal desteklerin yetersizliğinden işte çiftçiler para kazanamıyor vesaire diye anlatmıştım. Şimdi ne beklersiniz? Ya evet, yani biz bir şey yapalım. İktidar ne yaptı? Çiftçilerin kullandığı mazotun ÖTV'sini arttırdı. %6 civarında maliyet artışına yol açtı. Sırf vergi oranı ÖTV'yi değiştiren, yani diyoruz biz insanların geçiniyor, siz dönüp vergisini artırarak onlar çok daha zor duruma sokuyorsunuz. Dolayısıyla bu iktidar böyle hem üretici açısından, yani çiftçiler açısından, hem çalışanlar açısından bir refah ortaya çıkarır mı? Şimdiye kadar bunun işaretlerini görmedim. Hocam, çok konuşacak konu var ama spesifik olarak Şimşek'in başardık tweetini de sormak istiyorum. Üzerine çok yorumlar yapıldı. Şaka yollu cevaplar verildi. Türkiye'nin 3 yıl önce girdiği bir gri liste var. Hı hı. Mali Eylem Görev Gücü, kısaca FAFT olarak çevrilen, hı hı, bu
kuruluşun gri listesine kara para aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede yetersiz olduğu gerekçesiyle alındı ve geçtiğimiz Haziran ayında kripto varlık yasasının da mecliste kabul edilmesinin ardından çıktı bu gri listeden. Şimşek de bunu başardık tweetiyle duyurdu. Hem bu süreç nasıl gelişti yorumlamak mümkün ve hem de Şimşek yönetimi neyi başardı aslında? Şimdi eğer bu listeden çıkmak bir başarı ise ki ben o tweet'i hatırlıyorum, iki tırnak içerisinde galiba başardık diye yazmıştı. Bu listeye girdiğimiz zaman batırdık diye tweet atılması gerekir değil mi? Yani çıkmak iyi bir şey ise oraya girmiş olmanın kötü bir şey olduğu zımni olarak ortaya çıkıyor değil mi? O zaman ki herhalde dönemin ilgili ekonomi yönetimine laf sokmuş oldu İlber Bey Şimşek. Biz başardık, siz batırmıştınız, biz şimdi başardık gibi. Başarılan bir şey yok aslında. Yani Türkiye ölçeğinde bir ülkenin kara para aklanmasına imkan veriyor olduğu düşüncesinin ya da göstergelerinin, emarelerinin ortaya çıkmasına bağlı olarak öyle bir listeye girmenin kabul edilebilir bir tarafı yok. Ama niye girdiklerini de biliyoruz. Çünkü iktidar özellikle 2018'den itibaren çok ciddi döviz ihtiyacı var. Döviz ne şekilde olursa olsun, nereden olursa olsun gelsin diye uygulamada ciddi esnekliklere gittiğini biliyoruz. Finansal işlemler ya da parasal hareketlere yönelik. Bunu herkes gördüğü için biz o listeye girmiştik. Buradan çıkmak bir başarı değil. Aslında buraya girmek bir... biraz önce ifade ettim, işleri batırmak anlamına geliyor. Peki biz buradan çıktık, Türkiye'ye oluk oluk para mı akacak? Hayır. Yani, Türkiye'ye oluk oluk para akmayacak. Akmayacağını bu sebepten dolayı akmayacağını da görüyoruz. Şimdiye kadar açıklanan veriler de bunu gösteriyor. Türkiye'ye gelen para şimdiye kadar ağırlıklı olarak bu yüksek faizden yararlanmak için, bunun için yüksek risksiz olarak bundan yararlanmak için gelen paranın olduğunu görüyoruz. Ben Sayın Şimşek'in başarılı bir şey olduğunu görmüyorum ama AKP iktidarının batırdığı çok şey olduğunu görüyoruz. Kriviseye girmek de bunlardan birisiydi. Hocam, sizin Aralık ayında göreve yeni geldiğinizde, CHP'de Genel Başkan Yardımcılığı görevine yeni geldiğinizde bir söyleşi yapmıştık. Gölge kabineyi sormuştum size. Siz de gölge kabinenin amacını kısaca devleti yönetmeye hazır biçimde iktidara gelmek olarak cevaplamıştınız. Bugün erken seçim çok daha sık dillendiriliyor. Hem talep ediliyor tabandan doğru, hem de Genel Başkan Özgür Özel'de mevcut ekonomik durumun vatandaşın erken seçim istemesinde çok büyük etken olduğunu vurguluyor ve geçim olmazsa seçim olur sloganını kullanıyor. CHP iktidara gelirse erken seçimle veya 2028'de vaktinde yapılacak bir seçimle neyi değiştirecek? Ekonomide neyi farklı olarak göreceğiz? Her şeyi farklı yapacağız. Yani şu anda yapılan pek çok şeyi şu anda yapıldığı gibi yapmayacağız. Biz öncelikle şunu ifade edeyim, biz iktidara geleceğimize samimi olarak inanıyoruz. Yani şu anki mevcut anketler de bizim güçlü bir biçimde birinci parti olduğumuzu gösteriyor. Kamuoyunun partimize gösterdiği ilgiyi değişik şekillerde ve formlarda bunu görüyoruz. Bu trendin biz böyle de devam edeceğini düşünüyoruz. Seçim erken de olsa vaktinde olma ihtimali yok zaten ama erken olacak. Öyle görünüyor. Biz iktidar olacağız. Biz bütün hazırlığımız, yani çok kapsamlı, bunu belki kapsamlı bir basın toplantısıyla falan duyurmak lazım. Yani biz sanayi politikasından tarım politikasına varıncaya kadar, teknoloji kullanımından eğitim müfredatının ekonomiyi nasıl etkilediğine varıncaya kadar, dış ticaret ilişkin düzenlemelerden sermaye hareketleri nasıl olacak konusuna varıncaya kadar hemen her konuda hazırlığımızı yapıyoruz. Şunu yani bir şekilde ya da bir cümleyle ifade etmek gerekirse, bizim üzerinde çalıştığımız ekonomi programı sürdürülebilir, kalkınmacı, refah yaratan bir ekonomi politikası. Yani sadece büyüyelim değil, Türkiye'de bozulan gelir dağılımını nasıl iyileştirebileceğimizi de ciddi şekilde içinde alan bir ekonomi programı üzerinde çalışıyoruz. Epey mesafe kat ettik. Ama hayata geçirdiğimiz zaman Türkiye'nin ben ciddi şekilde nefes alacağını, sadece büyümenin değil, gelir dağılımının daha adaletli olduğu, insanların kendisini görece daha zengin hissettiği, ekonomi karar almayı zorlaştıran belirsizlik ortamının ortadan kalktığını ciddi şekilde görmüş olacak. Bakın, çok somut bir
Yani Türkiye şu anda el yordamıyla yönetiliyor. Yani işte bir sorunumuz var, akut bir durum, biz buna müdahale edelim. Bunun sonucunda her ne olacaksa. Hatırlıyor musun? Muhtemelen medyaskopta siz de haber yapmışsınızdır o dönemde. Ocak ayında Türkiye'de limon ağaçları kesiliyordu. Değil mi işte? Üretici para kazanamıyor limonun fiyatı. 1 lira işte toplamak zaten 3-5 liraya mal oluyor falan. İnsanlar ağaçlarını kesti. Şu anda 7. ayda. Limonun fiyatı 100 lira. Şimdi ağacını kesen adama ne diyeceksin? Adam işte herhalde limonun meyveye dönmesi bir 6-7 yıl buluyordu ağaç. Dikiyorsunuz, bekliyorsunuz 7 yıl, ondan sonra ürün almaya başlıyorsunuz. 2 sene sonra ağacınızı kesiyorsunuz. Sonra limon fiyatı. Şimdi böyle bir tarım politikası olabilir mi? Yani bir ürünün fiyatının bu kadar kısa süre içerisinde bu kadar dalgalandığı bir şey olabilir ki üstelik limon stoklanabilir, saklanabilir biliyorum. Buna ilişkin planlamalarınızda yapabilirsiniz. Bu bize neyi gösteriyor? Aslında tarım politikasının olmadığını bir göstergesi yani bu kadar kısa sürede bu ürünün fiyatının değişiyor olması. Mesela ben ifadesini çok sık yapıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunu çok sık kullanıyorum. Türkiye'nin en temel sorunlarından bir tanesi öngörülebilirliğin ortadan kalkmış olması. Yani işte yatırım kararı vereceksiniz. Ben bir şey üretirsem satarım diyeceksiniz ama o satacağınız miktarın ne olacağına ilişkin tahminlerde bulunurken bir takım varsayımlardan, verilerden hareket ederek bir öngörüde bulunuyorsun. Yaklaşık 3 hafta önce Türkiye Çin'den ithal edilen otomobillere gümrük vergisi koydu. Resmi gazetede yayınlandı. Şimdi bunun kalkacağı konuşuluyor. Evet. Büyük bir yatırım şimdi, yapacağı. Vergi konulabilir, kaldırılabilir. Ben bunlara itiraz etmiyorum. Yani haklı bir gerekçesi vardır. Gümrük vergisi de koyabilirsiniz. Gerektiğinde bunu kaldırabilirsiniz de. O gerekçeler tartışılabilir ama bu bir politika kararı. Ama iki hafta içerisinde böyle bir karar değişir mi? Türkiye önemli bir otomobil üreticisi ya da otomotiv sektöründen önemli oyuncularından bir tanesi. Yüz binlerce insan istihdam edildi. Sadece mevcut şirketleri değil, yan sanayine falan da dikkate aldı. Şimdi oradaki karar vericiler işte. Evet, Çin'de gümrük vergisi kondu. Ona göre bütçemizi, tahminimizi bir bölümünü yapalım. Şimdi kalkıyor, oturup iki hafta sonra yeniden. Böyle bir ekonomi yönetimi olmaz. Biz bu karar verme süreçlerinin sadece bir kişinin inisiyatifine bırakılarak belirleniyor olmasının Türkiye'de belirsizliği çok artıran bir durum olduğunu, bunun da değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden Türkiye'de iş yapmak biraz zor gibi görünüyor. Hocam, bize fakültede hocalarımızın çoğu şunu söylüyordu, Türkiye iktisatçılar için çok güzel bir laboratuvar diyordu. Kesinlikle ben doğru bir tespit olduğunu ama yurttaş olarak denek olmanın acı verici olduğunu düşünüyorum. Üzücü tarafı o, doğru. Yani işte bazı şey, iktidar da uyguladığı politikalar aslında işte mülkiyedeki hocaların söylediği durumun test edilmesine çok imkan veriyor. Deneme yanılma yoluyla. Bunu neye dayanarak söylüyorum? 2000 işte son birkaç seneye bakalım. İşte, AKP ne dedi? Biz Çin modeli uygulayacağız değil mi? Bir takım politikalar açıkladı. Orta vadeli program falan baktı. Hepimiz oturduk yazdık böyle bir şey yok zaten. Yok canım zaten bu Çin modeli değil. Biz buna Türk modeli diyoruz. 3 ay sonra bileyim başka şeyler söylemeye başladı. Onu da eleştirmeye başladığımızda aslında bu Türk modeli, bu yeni ekonomi modeli falan gibi sürekli ismi değişen, uygulaması değişen bir şey var. Yani deneme yanılma yoluyla bir genellikle yanılıyorlar tabii. Sonuçlar onu gösteriyor. Bir ekonomi politikası ya da ekonomi politikaları uygulanmaya çalışılıyor. Bu da Türkiye'yi gittikçe daha ağırlaşan ekonomik sorunlarla karşı karşıya bırakıyor. Ama bugün karşı karşıya kaldığımız en temel sorun hakikaten gelir dağılımının ciddi şekilde bozulmuş olması. Yani şöyle bir ülke düşünebilir misin? Ülkedeki nüfusun, yani çalışan çalışmayan diye ayırt etmedim. Nüfusun yarısından fazlası açlık sınırının altında bir gelir elde ediyor. Yani emekli aile alanlara bakalım. 16 milyon emekli aile alan var ama asgari ücretin üzerinde emekli aile alanların sayısı oldukça düşük. Çalışan nüfusun önemli bir kısmı asgari ücretler alıyor, komşu ücretler alıyor. Mevcut haliyle açlık sınırı asgari ücretin 2000 lira üzerine çıkmış durumda. Her ay artacak yıl sonuna kadar. Bu ne demek? Türkiye'deki nüfusun yarısı
açlık sınırının altında bir gelirle hayatta kalmaya çalışılıyor. Yani bunun ne ekonomik olarak kabul edilebilir tarafı, ne insani olarak kabul edilebilir bir tarafı. Biz iktidara geldiğimizde bunların hepsini değiştirmeyi başaracağımızı samimi olarak inanıyoruz. Sizin Şimşek'le görüşmenizin hemen ertesi günü 25 Haziran'da yapılan grup toplantısında Özgür Özel görüşme detaylarını anlatırken Gölge Bakanımız, Müstakbel Bakanımız diye söz etti sizden ve erken seçim vurgusunu o grup toplantısında da yaptı. Sizin hem genel başkanı hem parti içinde mesainizin yoğun olduğunu biliyoruz ama bu yoğun gündem arasında biz de fırsat oldukça sizi Medyascope izleyicileriyle ve okurlarıyla buluşturmaya niyetliyiz hocam. Bunu ben de Medyascope izleyicileriyle beraber olma imkanı verdiniz. Teşekkür ederim. Zaten takipçilerinizin, izleyicilerinizin büyük çoğunluğuyla yıllara yayılan sadece bir tanışıklığımız da vardır ama ben ihmal ettim diye iş yoğunluğumdan dolayı bir siyaset deneyim temsilcilik uygun olmaz diye düşündüm. Burada bulunmuş olmaktan ve her biriyle hasbihal etmekten bir anlamda memnuniyet duydum, ifade ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Sizlere bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Başka yayınlarda önümüzdeki günlerde görüşmek üzere.